Merhaba arkadaşlar. Evet, bir eğitim videosuyla, finansal tabloların analizi eğitim videosuyla devam ediyoruz. Yine birlikteyiz. Model şirketimiz Dinamik Isı, 3. çeyrek finansalı. Bugünkü eğitimi konusu kısa vadeli yabancı kaynaklarda değişme arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere İşletmenin kısa süreli yabancı kaynakları %12.65 oranında azalmış. Toplam borçlar içindeki payı %70.03'ten %58.95'e, kaynaklar içerisindeki payı %24.82'den %13.66'ya gerilemiştir. İşletmenin dönen varlıkları, hemen bakalım, daha önceki eğitim videomuzda söylemiştik. Hazır değerler, yani nakit ve nakit benzerleri, kısa vadeli borçlar, dönen varlıklar birlikte incelenmelidir diye. Evet, işletmenin dönen varlıkları %99.47 oranında artmış. Evet, %99.74 oranında artarken kısa vadeli borçların %12.65 oranında azalması cari oranın hızlı artmasına yol açmıştır arkadaşlar. Hemen bir bakalım arkadaşlar, göstergelerden, rasyolardan bakalım. Evet, 2019 yılındaki cari oran 2.43 iken 2020'de hızlı bir şekilde 5.56'ya artış göstermiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu konu önemli. Bu konuya bir dahaki eğitim videomuzda yine devam edeceğiz. Videoların hem sıkıcı olmaması hem de uzun olmaması açısından buraya kadar olan bilgiyi pekiştirirsek bundan sonraki gelişmeleri çok daha kolay anlayamamıza neden olacaktır. Bu konuya yine devam edeceğiz. Bu kısa vadeli borçların ve dönem varlık hazır değerler içerisindeki önemine tekrar döneceğiz arkadaşlar. Peki, bu veriler doğrultusunda işletmenin finansalları bize nasıl bir fikir veriyor? Hazır değerleri %26'dan %43.5'a artarken alacakları stabil kalmış. Stoklar %10'dan %8.5'a gerilemiş. Duran varlıkları da %39.6'dan %24'e gerilemiş arkadaşlar. Evet. Kaynaklara bakıyoruz. Yani borçlar kısmına. Kısa vadeli borçları %24.8'den %13.7'ye azalırken uzun vadeli borçları da %10.6'dan %9.5'a gerilemiş. Net borçlar ise %10.7'den -%19.4'lere gerilemiş. Buraya kadar gayet olumlu. Öz varlıklardaki %64.5'luk öz varlığın 2020'de %76.82'ye yükselmesi de yine karşımıza olumlu yönde çıkmakta arkadaşlar. Öz sermayeye baktığımızda arkadaşlar, öz sermaye %45 nispetinde bir artış sağlamış. Zaten görüyoruz, sermaye artırımına gitmiş. 16'dan 24.700'e bir sermaye artışı sağlamış. Yani %54.38'lik bir artış
söz konusu. Öz sermaye karlılığı arkadaşlar %57'den %13.5'a bir artış göstermiş. Gelir tablosuna baktığımızda satılan malın maliyeti %80.8'den %74.4'e gerilerken faaliyet giderleri %6'dan %9'a artış göstermiş. Finansman giderleri eksi bakiyelere düşmüş. Bunun yanı sıra esas faaliyet kârı %13'den %16'ya artmış. Dönem kârı da dolayısıyla %10'dan %18'e artmış. Evet, faiz, amortisman, vergi öncesi kârı ise %16'dan %21'e artmış. Son çeyreğe analizine baktığımızda son çeyrekte de satılan malın maliyetini %81'den %67'ye gerilemiş. Faaliyet giderleri %7.5'dan %6.5'a gerilerken finansman giderleri son derece olumlu şekilde düşüş göstermiş. Esas faaliyet kârı %11'den %26'ya çıkmış. Son derece olumlu bir esas faaliyet, yani operasyon kârıyla dönem kârına sahip son çeyrekteki finansallarıyla. Dönem kârını da %8.7'den son çeyrekte, yani 3 aylık dilim arasında %27'ye hızlı bir şekilde artırmış arkadaşlar. Evet, para akım tablosuna baktığımızda arkadaşlar bunun açılımından bakalım. Direkt işletme faaliyetinden net nakit girişi dönem sonu nakit artış oranı %40.5, %100'e yaklaşmıyor. Burası olumsuz bir durum söz konusu. Operasyonel faaliyetten nakit girişi dönem sonu nakit artış oranı ise eksi %17.5'a tekamül ediyor. Bu da olumsuz olarak değerlendirilecek bir durum. Şirketin dönem kârı 7.679 milyondan dönem kârı 10.529 olarak karşımıza çıkmakta. Yani dönem kârı bilançoda her ne kadar 7.679 lira olarak karşımıza çıksa da nakit çıkışı olmayan giderlerden ötürü dönem kârı 10.5 milyona tekamül ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şirket işletme faaliyetinden 10.529 milyon nakit oluşturmasına karşın 2020 yılında nakit ve nakit benzerleri varlıkları 26 milyon TL artış göstermiş. Son derece olumlu arkadaşlar. Peki, reel satışlarda ne yapmış? 2019'a göre reel satışlar %31.5 azalış göstermiş arkadaşlar. Bu son derece olumsuzluk olarak karşımıza çıkmakta. Fon kaynak kullanımında baktığımızda arkadaşlar, işletmenin faaliyetlerin %72'lik kısmı faaliyetlerden elde ediliyor. Gayet olumlu arkadaşlar. Net işletme sermayesine baktığımızda arkadaşlar, net işletme sermayesi de %223'lük kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. Son derece olumlu bir performansla karşımıza çıkıyor. Öz kaynak karlılığı %7.5'dan %13.5'a artarken aktif karlılığı %5.5'dan %9.76 oranında artış sağlamış. Peki arkadaşlar, bu veriler doğrultusunda son halka arz oldukça da hareketli bir talep olan bir işletme olarak bu hissenin bu finansallar doğrultusunda olması gereken fiyatı nedir? Ona bakalım. Evet, bu finansallar doğrultusunda halka arz olduğunda kağıt
6.39 lira olması gerekiyormuş. Halka arz oldu. 3.52'den halka arz oldu bu hisse senedi. Evet, dedikleri gibi iskontalı bir, yani söylenen iskonta oranında halka arz edilmiş. 6.39 lira olması gerekirken hisse 3.52'den halka arz edilmiş. En son kapanış fiyatıyla 10.98'den fiyatlanıyormuş hisse, ama bu son açıkladığı finansallar doğrultusunda hissenin olması gereken fiyatı 7.5'tir arkadaşlar. Öz kaynak verimliliği %5.3 oranında azalmış bir öz kaynak verimsizliği karşımıza çıkıyor. Ama bunun yanı sıra hisse %212 bir artış karşımıza çıkıyor. Tamamen bir oransızlık var. Yani aşırı bir değerleme olarak karşımıza çıkıyor. Dağıtılmamış karlar 4 milyondan 7,5 milyona artış göstermiş. Evet, cari oran oldukça büyük bir rakam olarak karşımıza çıkıyor olması gerekenden. Yani burada atıl bir kapasite olup olmadığının da araştırılması lazım. Bunu önümüzdeki eğitim videolarında daha geniş kapsamlı işleyeceğiz. Likitte oranı %2'lerden %5'lere artmış, ama yani para oranı neredeyse %100'ün üzerinde artış gösterirken faiz ödeme gücü %22'lerden eksi %4.27'lere gerilemiş arkadaşlar. Fon kaynak kullanımına baktığımızda evet %72.35'lik kısmı faaliyetlerinden elde edildiğini söylemiştik arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, bir başka finansal tabloların analizinin eğitim videosunda birlikte olacağız. İyi akşamlar diliyorum.